Merhabalar, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Özgenür Taşkın ben. Bugün sizinle sıkça sorulan koronavirüs sonrasında psikolojik bir etki yaşayacak mıyız sorusunu yanıtlamak için buradayım. Bir sözle başlamak istiyorum. Japon bir yazarın sözüyle başlamak istiyorum aslında sözlerime. Şöyle söylemiş: fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da, hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir, fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya giren kişiyle aynı olmayacaksınız. Aslında bu Japon yazarın sözü birçok şeyi özetliyor bize. Koronavirüs sürecinde birçoğumuz kaygılıyız, endişeliyiz ve baş etmekte de zorlanıyoruz. Sürekli olarak bu süre zarfını fırsata çevirmekten, fırsata çevrildiğinde elimizde kalacak olan şeylerden bahsediyoruz. Ama bu noktada odaklanmakta da çok fazla zorlanan kişiler oluyor. Danışanlarımız bu şekilde geliyor kliniklere. Çok aslında odaklanmakta zorlanmak insani ve makul bir süreç. Çünkü bir şeylere odaklanmak çok da kolay değil bir stres altındayken. Öncelikle kaygımızı optimal seviyeye çekmek için kendimizi zorlamalıyız. Çünkü global bir stresörle karşı karşıyayız. İkinci olarak kaygımızı optimal düzeye çekerken olayı bireyselleştirmemeliyiz. Yani bu tek başımıza yaşadığımız bir sıkıntı, bir problem değil. Demin de söylediğim gibi global bir stresör ve bu sebepten dolayı da bu stresörle baş ederken tek başımıza olmadığımızı, bütün dünya olarak bu süreçte baş ettiğimizi aklımızda tutmalıyız. Bir diğer faktör ise, rahatlatacak faktör ise şu olacaktır: kişinin bu sürenin ömür boyu sürmeyeceğini aklına yazması. Çünkü gelip geçici bir süreç ve bu gelip geçici süreçte yaptıklarımız, bu süre zarfında aslında daha önceden ertelediğimiz, şimdi yapabileceğimiz birçok şey olacağını göreceğiz ve bu süreç geçtikten sonra da bu süre zarfında yaptığımız şeyler bizim aslında cebimize koyduğumuz şeyler olacak. Yani birikimlerimiz olacak. Çünkü bu süreç ömür boyu sürmeyecek ve bu süreç bittiğinde elimizde olan şeyler bizim kârımız olacak. Çaresizlik, mutlak çaresizlik olmayacak sloganını bence kendimize hedef edinmemiz bu noktada iyi olacaktır. Ve sorunun asıl cevabına gelecek olursak, koronavirüs sonrasında kişilerde psikolojik etki görülecek mi? Koronavirüs sonrasında süreç şu anda yaşadığımızdan ve öncesinde yaşadığımızdan çok daha farklı olacak aslında. Bu gelecek sürece kendimizi hazırlamak, bu yeni sürecin etkilerinden kendimizi korumamıza yardımcı olabilir. Çünkü koronavirüsle birlikte birçok şeyi deneyimledik. Aslında kendi başımıza kalmayı, kendi başımıza kaldığımızda bazı durumlarla, bazı stresörlerle baş etmeyi ve bu stresörler ne kadar hayati olursa olsun aslında kendi gücümüzü, içimizde var olan gücü keşfetmemize de yardımcı olan bir süreç oldu. Bazı etkilerini görebiliriz koronavirüsten sonra psikolojik anlamda. Şunu unutmamalıyız: sadece biz görmeyeceğiz. Bu konuda yalnız değiliz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız ve bu gördüğümüz etkileri de zarar değil de kâra çevirmek bizim elimizde. Herkese sağlıklı günler dilerim.